Merhaba arkadaşlar, bu derste bir düzeltme ile başlayacağım. Geçen derste yaptığım örneğin 4 farklı algoritmanın analizini, 6 farklı algoritmanın analizini yapmaya çalışmıştım ama son ikisi biraz aceleye gelmişti. Ve onların içerisinde göremediğim, dikkat etmediğim bir terim vardı. O da şuydu, bunlar ödevler 5 ve 6. Ben burada J küçüktür i kareyi görmemişim. İ diye görmüştüm. Aynı şekilde bir altında da J küçüktür i karedir. Onu da görmemişim. Bunlar biraz aceleye geldi zaten. İkisinde de i karedir. Bunları burada tekrar dikkatinize sunayım. Bakın J küçüktür i kare. Şimdi kalınlığını azaltayım. Şimdi bu böyle olunca şimdi bunun kompleksitesi analizi birinci for'dan dolayı n'le çarpılıyor. İkinci for'dan dolayı j küçüktür i kare olduğu için ve i'nin de maksimum değeri n olduğu için n kareye kadar gidiyor. Dolayısıyla bu şurası n kare ile çarpılıyor. Aşağıda da j'ye kadar gidiyor. Bu da enteresan. J nereye kadar gidiyordu? J n kareye kadar gidiyordu. Yani şuradaki şey, bu K'nın alanı sıfırdan n kareye kadar. Bu da n kare ile çarpılıyor. Dolayısıyla bunun kompleksitesi ordur n üzeri 5 oluyor. Yaptığımız yanlış buydu. Benzeri bir şey de burada var. Gene birincisi n ile çarpılıyor. İkincisi n kare ile çarpılıyor. Üçüncüsünde bir trik vardı, bir problem vardı, bir if var. If olduğu için ne alacağız sorusu gündeme geliyor. Burada da bizim genel kurallarımız worst case analysis, en kötü durum. En kötü durumda bütün if'lerin en kötü halini dikkate almamız lazım. Sanki oradaki if her zaman gerçekleşiyormuş gibi. Sadece J'nin bir katıyken gerçekleştiği halde öyle yapmak yerine her zaman gerçekleşiyormuş gibi alacağız. Sanki bu if sanki hiç yokmuş gibi davranacağız. Dolayısıyla yeni bir for loop daha, yani üçüncü for loop. O da J'ye kadar gidiyor. K J'ye kadar gidiyor. J de n kareye kadar gittiği için o da n kareyle çarpılıyor. Dolayısıyla bu da onun üzeri, ordur en üzeri 5 oluyor. Bunları düzeltmiş olayım dedim. Çok basit bir hataydı. Sadece i'yi görememek, i kareyi görememekten ibaret bir hata. Dolayısıyla şimdi yolumuza devam edebiliriz. Bir sonraki sefere geçelim. Birkaç tane daha enteresan problem çözmek istiyorum. Bunları not etmiştim. Birisi şurada 2.11 denilen problem. Azıcık büyüteyim bunu. Şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. 2.11'i. İki on bir şunu diyor. Bir algoritma yarım milisaniye zaman alıyor. Input sayısı 100 iken. Yani n eşittir 100 iken zamanı 0,5 milisaniye alıyor. Harika. Bunu anladık. Ondan sonra diyor ki, biraz daha küçülteyim, kapama problemimiz olmasın. Tamam, harika. Şöyle yapalım. Bu durumda diyor, acaba diyor n eşittir 500 iken, 500 iken zaman ne olur? Siz de şunu soruyorsunuz, peki bunun kompleksitesi ne diye soruyorsunuz. O da diyor ki A şıkkı lineer olsun. Lineer olsun. Yani ordur n olsun demek. Ordur n ise n 100 iken yarım milisaniye alan bir algoritma n 500 iken kaç milisaniye alır? Bunların genel bir çözme metodu şu arkadaşlar. Şimdi sizin zamanınız
lineer olduğu için, order n olduğu için şöyle bir formülle ifade ediliyor. Bir c çarpı n kısmı var. Bir de önemsiz kısımları var. Şimdi önemsiz kısımlarını almayacağım. Mesela nedir o? Karekök n olabilir, log n olabilir. Ama hepsi bundan sonraki n'den küçük. Dolayısıyla bunların hiçbirisini almıyorum. Ben dolayısıyla zamanım sanki c çarpı n'miş gibi. Şimdi bu c çarpı n, c çarpı n şöyle oluyor. C çarpı 100 için 0.5 milisaniye veriyor yaklaşık olarak. Soru şu. C çarpı 500 için ne olur? Cevabı açık. Aşağıya alın C çarpı 500'ü. C çarpı 100 cinsinden ifade edin. C çarpı 500 eşittir. C çarpı 100 çarpı 5 eder. Burası yarım milisaniye olduğu için 0.5 milisaniye çarpı 5 cevabı 2.5 milisaniye. Çünkü zaman lineer. Input 5 katına çıktığı zaman zaman da 5 katına çıkar. Anlatabildim mi? Input 5 katına çıkıyor, zaman da 5 katına çıkar. Çünkü lineer artıyor. Peki zaman kuadratik artsa ne olur? Lineeri hallettik. Kuadratik alana bakalım önce. Zaman kuadratik olsa ne olacaktı? Şöyle olacaktı. Şimdi C şıkkı zaman kuadratik. Yani bizim zamanımız T eşittir C çarpı N kare artı unimportant parts. Yani burada order N karenin altındaki her şey olabilir. Order N log N, N üzeri 1.99, order karekök N vesaire vesaire. Bütün N kareden küçük şeyler burada. Dolayısıyla bunları da dikkate almayacağız. T eşittir C N kare alacağız. Bu durumda diyeceğiz ki C çarpı 100 kare eşittir 0.5 milisaniye alıyor. Peki C çarpı 500 kare ne kadar zaman alır? Şimdi 100 kareyi 500 karecisinden ifade etmeniz lazım. Bu da çok kolay. C çarpı 5 çarpı 100'ün karesi, değil mi? 500 kare. O da eşittir C çarpı 5'in karesi çarpı 100'ün karesi. Şimdi C ile 100'ün karesinin 0.5 milisaniye olduğunu biliyoruz. 5'in karesi çarpı 0.5 milisaniye. 25 kere 0.5 milisaniye zamanı 12.5 milisaniye. Bunun da zamanı bu olur. Yarım milisaniyeden input'u 5 katına çıkardığı zaman zamanı yarım milisaniyeden onun 5 katı değil, 5'in karesi katı yükseliyor. Yani 25 defa fazla zaman alıyor. Yani 12.5 saniye zaman alıyor. Bir de kübik yapalım, iyice anlaşılsın. Kübik. Kübik olması demek T eşittir Cn küp demek. Değil mi? Cn küp olduğuna göre C çarpı 100'ün küpü eşittir 0.5. Eşittir derken yaklaşık olarak eşittir 0.5 milisaniye. Değil mi? Şimdi C çarpı 500 küp ne olur? Aynı yaklaşımla C çarpı 5 çarpı 100'ün küpü C çarpı 5'in küpü çarpı 100'ün küpü. Yani 5'in küpü 125. Yani 125 defa 0.5 milisaniye alır. Şimdi o yüzden bakın şöyle düşünün. Bu problemi hep aynı bakın. Kaç defa aritmetik yaparsanız yapsınız fark etmez. Bu problemi şöyle bakın. Eğer order n ise input k katına çıkarsa zaman da k kere artar. Eğer order n kare ise input k defa büyümüşse zaman da k kere kadar büyür. Eğer kübik ise input k defa büyüdüğünde zaman da k küp kadar büyür. Başımıza gelen bu. Bir karmaşık olan da order n log n. Şimdi order n log n aslında o kadar karmaşık değil.
Peki zamanı Ordur en Logan olsa ne olacak? Şimdi en çok insanların, öğrencilerin kafası bu Logan'de karışıyor. Bu Logan'ın diyor ki şey ne? Nedir? Base'ine, hangi baza göre Logan? 10 tabanına göre mi? E tabanına göre mi? 2 tabanına göre mi? 3 farklı baz kullanılır aslında. Ya 2 kullanılır, ya E kullanılır, ya da 10. 10 şimdi bir şey fark edecek mi? Yani hangisini kullanır? Fark etmeyecek arkadaşlar. Çünkü log 2 tabanına göre en ile log 2 tabanına göre e tabanına göre en arasındaki ilişki bir constant'tır. Birisi diğerinin bir reel sayı katıdır. O kadar. Yani diyelim ki 2,5 katıdır. Yani 2,5 katı olmanın bir problemi yok. Yani hep A ile order n log n oluyor. Aynı şekilde de C2 çarp log n ten 10 pazına göre n'dir bu. Yani 2 tabanına göre, e tabanına göre, 10 tabanına göre logaritmalar birbirlerine göre bir sabitle, sabit çarpanla birbirlerine göre değişir. O sabit çarpanı bizim açımızdan dikkate almaya çok fazla gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz işimiz hangisi gelirse, hangisi kolayımıza gelirse, şimdi mesela burada hangisi kolayımıza gelecek? Şimdi n eşittir 100 iken, yani 100 çarpı log 100 yaklaşık olarak 0,5 milisaniye alıyor. Ha, peki 5 katına çıktığında 500 çarpı log 500 ne olur? Tamam, log 500. Tamam, şimdi o zaman şey soru şuna geliyor. Ben logaritmayı hangi baza göre alayım? Dediğim gibi logaritmayı istediğiniz baza göre alın. Mesela logaritmayı diyelim ki 10 bazına göre alın, ikisinde de 10 bazına göre log 100 2'dir. Yani şu birincisi 100 çarpı log 100 2'ye eşittir. 100 çarpı 2. İkincisi 500 çarpı log 500, o da 2,5, 2,7 filan. 2,7'dir. Şimdi birisi 300 çarpı 2, biri 500 çarpı 2,7. Aradaki ilişki nedir? Bölelim. 100 çarpı 2 yaklaşık olarak 5 çarpı 2 nokta 2,7 bölü 2 1,35 1,33 diyelim. Yani yaklaşık olarak 6,5 katına çıkar. Yani lineerken 5 katına input çıkıyordu ve zamanlama 5 katına çıkıyordu. Ondan sonra kuadratikken 5 katına input çıkıyordu, zamanlama 5'in karesi kadar. En log n olduğu zaman da arada bir yerde. 5 katına input çıkıyor, zamanın artma miktarı 6,5 kat. Yani 25 değil, 5 değil, arada bir yerde. Yani gerçekten de en log n lineerle kuadratik arasında bir yerde. Lineer de daha yakın tabii. Bunu da halletmiş olduk. Bu zamanlama konuları gerçekten kritik. 2,2'yi de yapalım. 2,2, 12 pardon. O nasıl olacak? Ha, şimdi burada biraz problemi farklı sormuş. Yine aynı dört farklı şey için. Diyor ki 0,5 milisaniye ve input size 10. Pardon, 100. Input size 100. Bir dakikada çözeceğin şey nedir? Problem size'ı nedir? One minute. Şimdi one minute demek, değil mi? One minute bölü 0,5 milisaniye. 1 milisaniye olsaydı 1.000 katı olurdu. 0,5 milisaniye olduğu için 2.000 katı. 2.000 katı zamanım var. 2.000 kere daha fazla zamanım var. 100 için, 100 için lineer, şimdi gene lineerden başlayalım. 100 için lineer zaman alıyoruz. Şimdi 100 için harcadığın zaman 0,5 ama sana verilen zaman 2.000 tane 0,5. Değil mi? 2.000 misli zamanım var. O zaman demin ne öğrenmiştik? Lineer olduğu zaman input size'ı k katına çıkarsa
zamanda kah katına çıkar. Doğru orantılıdır. Ha, 2000 misli zamanın varsa bu da 2000 misli zamanın 2000 büyüklüğünde bir problemi çözersin. Yani çözeceğin problemin sayısı 200 bin olur. Lineerse 200 bin, bir dakikada 200 bin büyüklüğünde bir problemi çözersin. Peki kuadratikse ne olur? Kuadratikse ne olur? Şimdi kuadratikte gene yüzü 0,5 milisaniyede çözüyoruz. Diyoruz ki ve 2000 misli zamanımız var. Tamam mı? 2000 misli zamanımız var. Şimdi şöyle düşünelim. Öyle bir k ki k'nın karesi çarpı 0,5 milisaniye eşittir sana verilen kısmı bir dakika, yani 1000 milisaniye. 1 milisaniye. Bak bu sana problemi veriyor. Diyor ki k kare eşittir yaklaşık 2000. Yani k eşittir yaklaşık 2000'in karekökü. 2000'in karekökü nedir peki? Bir kalkülatör kullanayım burada. Hemen elimin altında bir kalkülatör var. 2000'in karekökünü arıyorum. Yaklaşık 44. Yani 44 büyüklüğünde bir problemi çözebilir. 44 katı büyüklüğünde. Yani 44 çarpı 100. 4400. Çözebileceğin problemin büyüklüğü 4400. Okay. Aynı şekilde kübik için de aynı şey geçerli. Kübikte de gene bu sefer 2000'in küp kökünü almamız gerekiyor. 2000 küp kökü 12,5. Yani 12,5 kat. 12 kere 100, yani 1200 veya 1250 katlı bir problem olur kübik olduğu zaman. Onu da şuraya koyalım. Tn eşittir order n küp olduğu zaman bizim k küp çarpı 0,5 yaklaşık olarak 1000 tane k küp eşittir küp kök of 2000, o da 12,5. Yani 12,5 katlı daha büyük bir problemi çözebilirim. Okay. Bu da bu. 2.14'ü de yazmışım ben. 2.14'ü yapmışım. Bu aslında çok klasik bir problem. Bir sürü yerde karşımıza çok çıkıyor. Buna Horner's algoritm deniyor. Çok eski bir algoritma. Horner's algoritması bir polinomu evaluate etmek için kullanılır. Şöyle bir polinom vardır. Eşittir. Sıfırdan n'e kadar ai x üzeri i. Şimdi bu polinom biliyorsunuz şöyle bir polinomdur. A0 artı a1 x artı a2 x kare an x üzeri n. Bu polinom nasıl evaluate edilir? Yani biri size a'ları veriyor. A0, A1, AN. Bir de eksi veriyor. Ve sizden F'i bulmanızı istiyor. F of X nedir? Şimdi şöyle bir fikir belirliyor. Diyorsun ki alırım, eksi alırım, eksin karesini alırım, eksin küpünü alırım, eksin dördüncü kuvvetini, eksin n'inci kuvvetini. Sonra bunu A0'la, bunu A1'le, bunu A2'yle hızlı yazdığım için ekranda gözükmüyor. A sıfırla eksi sıfır burada. A sıfırla bunu A birle biraz üstlerle altlar birbirine karıştı. Ben yeniden yazayım. Böyle yazayım daha kolay olacak galiba. X'i alayım. X üzeri sıfır, yani biri alayım, x'i alayım, x kareyi alayım, x küpü alayım. Yani bunları elde edeyim. Sürekli çarpmalar yaparak x küpü x ile çarpıp x üzeri dörde halledeceğim. Sonra a sıfırı, a biri, a iki, a üçü onların altına yazıyorum. A üç, bu dört, bu beş, a dört,
A5. Sonra bunlarla çarpmalar yapıyorum. Ve bunların A0 artı A1x artı A2x bu çarpmaları yapıyorum. Sonra bunları toplamalarla topluyorum bir seferde ve f of x'i buluyorum. Şimdi tamam, bu da bir metot. İyi taraflar var, kötü taraflar var. Onlar ayrı problemler ama sadece algoritmik olarak bir algoritma daha var. Onun da adı Horner algoritması veya Horner rule. Horner algoritması bakın şöyle çalışıyor. Burada şey var. Sol tarafta açıklanmış. Diyor ki şöyle başla diyor. Poli alalım bunu şu sağ tarafa. Alalım şimdi bunu buraya. Tamam mı? Şimdi dikkat edelim buna. İ eşittir n'den başlıyor Horner algoritması. İ eşittir n'den başlıyor ve aşağı doğru iniyor. Tamam mı? N eksi 1, n eksi 2, 1, 0 diye. Sonra poli eşittir 0 diye başlıyor ve her seferinde poliyi bir önceki poli x ile çarpıp ona a'yı ekliyor. Yani azıcık düşünürsek mesela ilk başta poli 0. Ondan sonra ilk yaptığı yukarıdan başladığı için x ile poli'yi çarpıyor ve buna a'yı ekliyor. Yani a'yı ekliyor. Şimdi poli a'ya eşit. Şimdi x ile poli'yi çarpıyor. Buna a'n eksi 1'i ekliyor. Şimdi elimizde ne var? a'n çarpı x var artı a'n eksi 1. Sonra x'e gene poli'yi çarpıyor. a'n eksi 2'yi ekliyor. Şimdi elimizde bunun hepsini çarptığı için a'n x kare artı a'n eksi 1 x var. Bir de artı a'n eksi 2 var. Bakınız gördüğünüz gibi her seferinde x'e çarptığında x, x kare, x küp sola doğru büyüyor ve bunların en büyüğünün başında a'n, bir öncekisinin başında a'n eksi 1, sonra a'n eksi 2 var. Böyle bir algoritma bu. Diyor ki bu algoritmanın bir örneğini yapın diyor. Bakın mesela burada bir örnek vardı. Bunu yapın diyor bu algoritmayı. Yapalım biz de. Yani biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. F of x eşittir 4x üzeri 4 artı 8x küp artı x artı 2 ve x eşittir 3 verilmiş. Tamam. Şimdi terimler yukarıdan aşağıya doğru terimler 4, 8, 1 ve 2. Ve bizim kuralımız ilk poli değeri 0'a eşit. Sonraki poli değeri 0 çarpı poli artı an artı an yani 4. Şimdi yeni poli değeri 4'e eşit. Bir sonraki bu poli değeri 0 çarpı şurası yanlış 0 çarpı x. Bir sonraki poli değeri 0 çarpı ilk poli değeri 0 yani poli çarpı x arttı. Bir sonraki poli değeri gene aynı. Şimdi buradaki poli 0 olduğu için arkadaşlar şu poli 0 olduğu için sadece 4 var. Bir sonraki poli 4 çarpı x artı 3'e eşit. Şimdi ben artık pardon 8'e eşit. Artık x'in değerlerini şey yapmayacağım, çarpmayacağım görebilirsiniz diye. Şimdi elimizde 4x artı 8 var. Bir sonraki poli değeri 4x artı 8'i x ile çarpıp 1'e ekliyor. Yani 4x kare artı 8x artı 1'i hesaplıyor. Bir sonraki poli değeri 4x kare artı 8x artı 1'i
x ile çarpıp 2 ekliyor. Yani 4x küp artı 8x kare artı x artı x artı 2. Bir sonrakinde ilk başladığım değer bir sonrakine bir daha x ile çarpıyorum ve bir şey eklemiyorum. 4x üzeri 4 artı 8x küp artı 8x küp artı x artı 1. Yeni bir şey eklemiyorum ve bu şeyi buluyorum. Şimdi nedir farkı? Farkı yani diğer şu algoritmadan farkı nedir? Bakın yani şöyle bir metottan farkı nedir? X'lerin bütün powerlarını hesapla, ondan sonra a'larla çarp, sonra hepsini topla. Çok basit bir algoritma aslında. Burada biraz tersinden başlama var. Burada her seferinde çok basit bir işlem yapıyorsunuz. Her seferinde yaptığınız iş bir önceki poli değerini x ile çarpıp bu artık hesaplanmış. Şu 4x kare artı 8x artı 1 hesaplanmış. X ile çarpıp bir tane a'yı değeri eklemek. Yani her seferinde bir çarpma ve bir toplama yapıyorsunuz her seferinde. Bir çarpma ve bir toplama. Toplam çarpmaların ve toplamaların sayısı değişmiyor aslında. Burada da bir çarpma, iki çarpma, üç çarpma falan bunlar var değil mi? Yani bu çarpmalar var. Ama burada bir şey daha var. Bir de x'leri de çarpıyorsunuz. İki çarpma, bir toplama yapıyorsunuz. Peki burada yaptığınız ne? Burada yaptığınız her seferinde bir çarpma ve bir toplama. Bir çarpmadan kurtuluyorsunuz. Çünkü topladığınız poli değerin içerisinde topladığınız değerlerin hepsiyle x'i çarpıyorsunuz. Ayrı ayrı çarpmıyorsunuz. Böyle bir avantajı var algoritmanın. Şimdi ben bu dersin sonuna geliyorum. Burada bir iki şey daha söylemem lazım. Bu bir sonraki derslere bizi hazırlayacak. Biz zaman analizini hep şöyle yaptık. Şu ana kadar. Dedik ki bakarız kodun içerisine for loop'lara. Bir for loop daha var. Böyle bu for loop kaç defa oluyor? N defa. Bu kaç defa oluyor? N kare defa. Bu kaç defa oluyor? N defa. Dolayısıyla bunların hepsini toparlarız. Elimizde N çarpı N kare çarpı N eşittir. Ordur N üzeri 4 çıkar. Böyle bir analiz yaptık. Şimdi yeni bir analiz metodu da şöyledir. TN eşittir. Bu problemi daha küçük bir problemcisinden ifade edebilir misiniz? Aynı problemi daha küçük bir problem cinsinden. Mesela diyelim ki sıralama yapıyorsunuz. 100 uzunluklu bir diziyi sıralama problemini 2 tane 50 uzunluklu dizinin sıralama problemi artı başka bir takım işlemler. 2 tane yarı uzunluklu dizinin sıralama işlemi artı bir takım ilave işlemler mesela. Böyle ifadeler yazacağım ben. Bunlara recursions deniyor. Algoritma analizinde çok kullanılıyor. Recursionlarla. Ona da bu recursionlar, bunu recursion'u çözmeye çalışacağız. Solve this recursion. Bu recursionlar nasıl çözülüyor? Arkadaşlar hatırlarsanız, ben size şöyle bir formül vermiştim. Hatta bunu ezberlemenizi de istemiştim. Bu formül çok karşınıza çıkacak. Ve gerçekten A'nın ve B'nin C'nin değerine göre çok düzgün yapılmış bir şey, bir ifade. Bakın başka bir kitaba bakıyordum. Aynı recursion'u orada gördüm. Denklem yani şeyler, variable'lar farklı. Burada A ve B var. Mesela hiç D yok. Burada mesela D de var. Yani gördüğünüz gibi aynı formül. A B üzeri D'den küçükse, A B üzeri D eşitse, A B üzeri D'den büyükse. Biz C kullanmıştık onu. C küçüktür log base B of A demek, değil mi? B üzeri C
küçüktür a demek. Yani ha logaritmik yazmışsın, ha üstel yazmışsın, aynı problem. Bunu çözmemiz, böyle şeyler çözmemiz mümkün. Şimdi ben sizi bir sonraki ben burada bir yerde bir dakika için 60 saniye mi yazmıştım? Arkadaş beni düzeltti şimdi. Diyor ki hocam bir dakika 60 saniye diyor. One minute için one minute. Nerede o hatayı yapıyorum? Ha, one minute. Ha, enteresan. Bin yerine ben bin mi yazmışım? Bir saniye, bir milisaniye. Burada one minute deniyor. Bunu bir saniye alalım. Arkadaşlar hiçbir şey değişmez. Bunu bir saniye alırsak bütün her şey doğru olur. İyi ki bakmışım ona şimdi son ders bitmeden. Bunu da düzeltmiş olayım. Çok önemsiz bir hata o. Ben de burada durduruyorum. Epeyce de bir öğrenci toplantıda soru cevap kısmına geçeceğim. Bunu önce durduracağım. Sonra soru cevaplar kısmını tekrar başlayacağız.